Beyler bayanlar selamlar yeni bir güncelleme geldi Activision'dan 1.20 güncellemesi geldi ve bu güncelleme ile bilgisayara hem de PlayStation'a 10 GB kadar bir indirme olacak. O yüzden eğer hala indirmeyi başlatmadıysanız bir an önce başlatın. Zaten bu gidişe de oyun yakında herhalde 300-400 GB'lere ulaşacak bakalım. Sürekli 10 GB, 20 GB, 30 GB güncellemelerle. Neyse lafı uzatmadan yeni güncelleme ile neler değişmiş, ne yenilikler gelmiş hemen bakalım. Öncelikle kötü haberle başlayacağım arkadaşlar ki hızlıca sindirelim. Duo getirmemişler. Yine solo, trio ve quad'a devam edeceğiz. Tek kötü haberimiz buydu. Evet duo yok. Bunda da verdiğimize göre hemen yeni güzelliklere bakalım. Infinity Ward'un sitesinde yazan güncellemeye göre artık Warzone'da yeni bir kontratımız daha var. Most Wanted. Most Wanted ile artık kendi üstümüze gönüllü olarak bounty koyabiliyoruz. Fakat bu bounty'yi tüm harita görebiliyor. Evet oyunu oynayan tüm oyuncular sizin yerinizi görüyor. Ve görevin süresi bitene kadar sizi avlıyor. Güncelletme notunda yazan daha yüksek risk daha yüksek getiriyi de size bir açıklayayım. Yani ne bu kadar büyük risk için ne ödül verebilir ki diyorsunuz biliyorum. Verdiği ödül şu arkadaşlar. Most Wanted süresi bitene kadar hayatta kalabilirseniz takımınızdaki ölen tüm oyuncuları tekrardan geri kaldırabiliyorsunuz. Ve bu kaldırma için ne para harcamanıza, ne şopa gitmenize, ne başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Geri sayım bittiğinde ve görevi tamamladığınızda otomatik olarak ölen tüm arkadaşlarınız oyuna geri dönüyor. Ve aynı zamanda diğer görevlerde de olduğu gibi size de para ödülü de veriyor. Ama buradaki önemli olan aslında para ödülü değil takım arkadaşlarınızı geri getirme şansı. Yani düşünsenize yapabilecek hiçbir şeyiniz yok sıkıştırmışlar sizi. Bir tane helikopteriniz var ya da aracınız var. Most Wanted görevini aldınız ve görev boyunca kaçıyorsunuz. Görev boyunca arkadaşlarınızı geri getiriyorsunuz ve oyunu döndürüyorsunuz. Bence fena olmamış. Bu görevi getirmeleri oyuna yeni bir dinamik katacağına inanıyorum. Bakalım oynadıkça göreceğiz. Oyuna yeni getirilen diğer şey ise Armor Shastel. Shastel diye mi okunuyor bilmiyorum. Armor çantası diyeceğim ben ona. Bu armor çantası sayesinde artık normalde 5 tane armor yanımıza taşıyabiliyorduk ya. Onu 8 taneye çıkartıyor. Fakat şu şekilde karışmasın. Bu eşyayı aldığınızda otomatik olarak 8 zırha sahip olmuyorsunuz. Sadece daha fazla zırh taşıyabiliyorsunuz. Öldüğünüzde de bu eşyayı kaybediyorsunuz normal diğer silahlarınız gibi ve düşman da bunu lootlayabiliyor. Armor çantasını direkt elde etmenin garanti yolu ise scavenger görevini yapmak. Biliyorsunuz scavenger görevinde kutuları açıyorduk. En son kutuyu açtığımızda bize garanti gaz maskesi veriyorduk. Artık o scavenger görevindeki gaz maskesi, son kutudaki gaz maskesi ödülünü kaldırmışlar. Onun yerine armor çantasını koymuşlar arkadaşlar. Ha, gaz maskesi hala oyunda normal kutulardan çıkıyor. Ya da baş yaptan olabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir değişiklik yok. Sadece scavenger'daki o son kutudan çıkan ödülü değiştirmişler. Warzone'un solo modunda yapılan bir diğer değişiklik ise normalde eskiden kamyonu kaldırmışlardı. Çünkü öldürmesi çok zordu, vurulmuyordu, herkes kamyonla dolaşıyordu falan derken kamyonu geri getirdiler. Şu şartlarla getirmişler merak etmeyin. Gerekli zetmeleri yaparak geri getirmişler. Hem gidiş hızını, hem dönüş hızını, hem de kalkış hızını bayağı bir düşürmüşler. Özetle artık kamyon gibi hareket ediyor Böyle Carmageddon'dan fırlamış bir araç gibi hareket ediyor, bir anda fırlamıyor, şey olmuyor. O yüzden birazcık daha rahat olacak vurması. Battle Royale moduyla ilgili genel yapılan bir değişiklik ise alanın hızı ve boyutuyla ilgili oldu. Fakat alanın kapanmasını hızlandırdılar mı yoksa yavaşlattılar mı bilmiyorum, hiç yalan konuşmayayım. Siz en iyisi emin olana kadar alan sınırında daha dikkatli oynayın. Hazır alanla ilgili bir değişik yapmışlarken umarım şunu da değiştirmişlerdir bu güncellemeyle. Normalde siz de hatırlarsınız böyle bir alan geliyordu alanın yarısı haritanın dışında. Yarısı yok yarısı çöp oldu. Umarım bununla da ilgili bir değişiklik yapmışlardır bu güncellemede. Battle Royale modunda yapılan bu değişiklikler dışında bazı hataları da gidermişler ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Öldüğünüzde takım arkadaşınız sizi çağırdığında takımımızın satın aldığı dağıtı kullanmanıza izin vermiyordu. Oyun bakta kalıyordu. Silahı seçemiyordunuz, hiçbir şey alamıyordunuz. Bu hatayı artık gidermişler. Bu salak hata yüzünden elimizdeki tekli tabancayla ya da yerden bulduğumuz dandik silahlarla oynamak zorunda kalmıyoruz takımımızın çağırdığı loa dağıtta kendi silahımızı çekebiliyoruz. Bana göre yedirilen en güzel hata ise Dead Silence açıkken zırh basmama sıkıntısıydı arkadaşlar. Bunu gidermişler. Önceki videolarımdan biliyorsanız benim favori eşyam Dead Silence. Bu eşya sayesinde hem bir tık daha hızlı koşuyorsunuz ve düşmanlarınızın yakınına sessizce giderek çok rahat bir şekilde böyle trio kill, squad kill çekebiliyorsunuz. Bayağı agresif oynayabiliyorsunuz bu eşya sayesinde güncelleme öncesinde Death Silence açıkken zırh basamıyordunuz. Yani bir çatışmaya girdiniz, bir kişiyi öldürdünüz, iki kişiyi öldürdünüz. Artık adamlar biliyor yakında birisi var sizi sıkmaya başladılar. Hop zırhınız git kavurdasınız. Hani duvarın arkasındasınız. Zırha basıp aksiyona devam etmek istiyorsunuz. Ama zırha basmanızı izin vermiyordu. Bunu düzelttikleri için artık Death Silence'dayken zırh basabiliyoruz. Ve full aksiyona devam edip agresif oynayabiliyoruz. Son olarak ise Plunder sevenlere bir yenilik yaparak güzellik yapmış Activision Plunder oyunu bitirdiğinizde Artık topladığınız paraya göre Bronze, Silver, Gold, Plat coin elde edebiliyorsunuz 3.5 milyon dolar üstünde de para toplayabilirseniz en yüksek seviyeye ulaşabiliyor musunuz? Ya da daha da yukarısı var mı? Artık ileride göreceğiz Aynı zamanda Notta da Daha da fazlasız diye Yazıyor bu artık daha yüksek seviye mi olduğunu belirtiyor yoksa Bu coinler ratingler ile, ile Başka şeyler yapabileceğimiz anlamına mı geliyor? Oynadıkça göreceğiz arkadaşlar. Evet tüm önemli güncelleme bilgilerini, tüm yapılan değişiklikleri ve yeniliklere aktarmaya çalıştım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Peki bu yeni gelen görev ile sizce nasıl olacak oyun? Yorumlara yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda aranızda solo oynayan var mıydı bilmiyorum. Biliyorsunuz ben çok solo taraftar değilim. Çok fazla solo oynamıyorum ama kamyonu getirmeleri yine hoş mu oldu? Kamyonun canını bir tık daha azaltıp getirseler de sanki daha dengeli mi olurdu? Bilemiyorum. Eğer solo oynuyorsanız Bunları da yorumlara yazın. Görelim arkadaşlar ne düşündüğünüzü, ne istediğinizi biz de bilelim, biz de görelim. Aynı zamanda her güncellemede her yapılan değişiklikte hazırladığım videoları da kaçırmak istemiyorsanız yaptığım rehber videolarıyla oynanışınızı geliştirmek istiyorsanız videomu beğenerek ve aşağıda bulunan abone olana tıklayıp bildirimleri açarak kanalımı takip edebilirsiniz. Bu şekilde bana da yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. İzlediğiniz, geldiğiniz için çok sağ olun. Most Wanted görevinde de sakın ölmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.